Yalçın Doğan, göz boyama genelgesi, asıl harcamalara dokunmam. Genelgenin 3 yılla sınırlanması bir siyasi hesap. 3 yıl böyle gidecek. 4. yıl seçim gelecek. 4. yıl gelsin yeniden seçim ekonomisi. 2027, hatta 2034 ve hatta 2043, 2044 bu yılların özelliğine. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından adına tasarruf genelgesi denilen açıklamayı sonuna kadar dinlediğimde aklıma önce bu yıllar geliyor. Genelgeye bakıyorum. O yıllara bağlı uygulamalarla ilgili tek laf yok. O yılların birinde köprülere, bir diğerinde bazı otoyollara, başka birinde bazı havaalanlarına, bazı hastanelere verilen garantiler üstelik Türk lirası da değil, euro cinsinden ödenecek paralar var. Şu köprüden bir yılda bu kadar, bu yoldan bir yılda şu kadar araç geçecek, geçmezse. Ya da şu havaalanına bir yılda şu kadar yolcu inecek ve binecek, inmez ve binmez ise. Aradaki farkı sen, ben, biz hepimiz ödüyoruz. Nasıl bir hesap ise, geçmesi hesaplanan araç ya da inip binmesi beklenen yolcu sayısı olağanüstü sapmalar gösteriyor. Aylarca tek bir yolcunun inip binmediği havaalanları var tasarruf genelgesi denildiğinde en büyük harcamalardan biri bu garantilerde yatıyor. Mesela, o garantilerin bütünüyle kaldırılması. Dünyanın neresinde böyle bir hesap ve harcama var? Sadece birilerinin zenginliğine zenginlik katmak. Bu genelgede garanti verilen yollar, köprüler, havaalanları ve hastaneler için tek bir kuruşluk tasarruf yok. Teşvikler, silinen vergiler en büyük harcama kalemeleri arasında başka ne var? milyarlarca liralık silinen vergiler var. Milyarlarca liralık vergi istisnaları var. Milyarlarca liralık teşvikler var. Kime veriliyor o teşvikler? Kimin vergisi siliniyor? Herhalde senin, benim değil, belli bir sınıfın. Tasarruf deyince akla öncelikle bunlar geliyor. Ancak genelgede bunlardan da söz yok. Ayrıca AKP iktidarında 190 kez değiştirilen kamu ihale yasası ile ilgili yine tek laf yok. Oysa ihalelerin şeffaf hale getirilmesi milyarlarca liralık tasarruf yollarından biri değil mi? Sermaye hariç bu kararlardan ortaya çıkan soru, AKP'nin bir kez daha kimin iktidarı olduğu gerçeği. Sermayenin iktidarı kamuda belli ölçüde tasarrufa gidiliyor, belediyelerde gidiliyor. Ama sermaye sınıfının çok büyük harcamalarında, asıl tasarruf edilecek alanlarda tasarruf yok. Sembolik bile olsa Tasarruf genellikle araç ve bina kiralama ve satın alma, temsil giderlerinde kısıtlama, çok yüksek maaş alan yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine tavan getirmek gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Halkın gözüne batan günlük harcamalarda belli kısıtlamalara gidiliyor. Halkın gözünü boyamaya dönük bak işte biz tasarruf yapıyoruz masalı. Madem göz boyama, en çok göze batan harcamalardan biri sarayın harcamaları. Ona ilişkin bir cümle, bir laf, hayır yok. En azından sembolik bir kısıtlama, bir tasarruf. Hayır olamaz. Ne de olsa itibardan tasarruf olmaz. Hangi belediyeler? Dikkatimi çeken bir başka nokta, tasarruflara belediyelerin de dahil edilmesi. Elbette edilmesi gerekir. AKP'li belediyelerden geriye kalan abuk sabuk harcamalar, garip ihaleler tek tek ortaya dökülüyor. Ne var ki, akla gelmiyor değil hani 31 Mart seçimlerinde bize oy yoksa size hizmet yok lafı var ya. Hemen her miting söylenen o söz. Şimdi belediyelerin harcamalarına getirilen kısıtlamalar ister istemez o belediyelerin hizmetlerinde aksamalara yol açabilir. O nedenle örneğin İller Bankasından hangi belediyelere para aktarılıyor, hangi belediyeler tasarruf genelgesine çarpıyor, iyi izlemek gerekir. 3 yılda 100 milyar Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre 3 yılda 100 milyar lira tasarruf öngörülüyor. Hem 3 yıl hem 100 milyar lira. Halen uygulanmakta olan 2024 yılı bütçesi 11 trilyon 89 milyar lira. 3 yılda tasarruf edilmesi planlanan 100 milyar lira bu yılın bütçesinin yaklaşık 12'de biri. Neden bu kadar düşük? Çünkü büyük harcamalar tasarruf dışında kalıyor. Yılda 33 milyar lira tasarrufun kovuğuna bile gitmez. Dördüncü yıl seçim genelgenin üç yılla sınırlanması bir siyasi hesap. Üç yıl böyle gidecek. Dördüncü yıl seçim gelecek. Dördüncü yıl gelsin yeniden seçim ekonomisi. Tartışmalara, sorulara açık, geniş halk kitlelerini tatmin etmekten hayli uzak, göz boyama genelgesi.